12 Eylül 1980 darbesi sonrasının en acılı günlerinde kaldıkları İmralı yarı açık cezaevinden aldıkları izinle köylerine gitmek üzere yola çıkan 5 mahkumun hikayesi. Ömer, Mehmet Salih, Yusuf, Mevlüt ve Seyit Ali. Dışarıdaki dünyanın daha iyi olduğunu sanan ancak dışarının da içeriden pek bir farkı kalmadığını idrak eden 5 mahkum. Yol filmini Yılmaz Güney hapishanede yazmıştır. Şerif Gören ise 1981 yılında 12 Eylül'ün bütün ağırlığına rağmen o filmi çekmiştir. Yol filmi sinemamızın uluslararası alanda tanınmasını sağlayarak 1982 yılında Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü almıştır. Yılmaz Güney 1974 yılında Endişe adlı filmin çekimleri için bulunduğu Adana'nın Yumurtalık ilçesinde ilçe hakimini vurmaktan tutuklanmış ve 13 Temmuz 1976'da 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu dönemde sinemadan kopmayı bir an bile aklından geçirmemiş ve yine bu dönemde yazdığı sürü filmi Zeki Öften tarafından 1978 yılında sinemaya aktarılmıştı. Güney hapishanede geçirdiği yıllarda bir senaryo daha yazmıştı, 2 ciltlik. Senaryonun ilk cildi Arife, ikincisi ise Bayram adını taşımaktaydı. İlk ciltte cezaevindeki mahkumlar anlatılırken, ikinci ciltte bayram izni için dışarı çıkan 11 mahkumun hikayesi anlatılıyordu. Yönetmen Erden Kral'ı kalmakta olduğu İmralı yarı açık cezaevine çağırdı Yılmaz Güney ve senaryosunu okutarak filme dönüştürmek istediğinden bahsetti. Erden Kral da bunu olumlu karşıladı ve sık sık Yılmaz Güney ziyarete giderek film hakkında, oyuncular hakkında, senaryo ve çekimler hakkında bol bol sohbet ettiler. Bu dönemde Tarık Akan da askerliğini yapmaktaydı ve bu filmden haberi olmuştu ve filmde oynamak istiyordu. Askerliği sonrası bir gün filmin bitmiş senaryosunu okumak ve Yılmaz Güney'i görmek üzere Erden Kral, Fatoş Güney ve Tarık Akan Yılmaz Güney'in bulunduğu İmralı yarı açık cezaevine giderler. Ancak orada Yılmaz Güney'in Bursa cezaevine nakledildiğini öğrenirler. Güney oradan da Isparta yarı açık cezaevine gönderilecektir. Ve bunun haberini alan Erden Kral nakil aracını takip ederek jandarma kulübesinde mola verildiği sırada Yılmaz Güney'den senaryoyu almayı başarmıştır. Hatta Erden Kral bu macerasını daha sonra Yolda Rüzgar Geri Getirirse isimli filmle perdeye aktaracaktır. Senaryo sansür kurulundan geçmişti ancak bu sansür kurulu için yazılan yeni bir senaryodan dolayı olmuştu. Bayram adının verileceği filmin çekimlerine Cunda Adası'nda başlandı. Çekimler süresince İstanbul, Bursa, Konya, Tarsus, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Bingöl üzerinde bir yer çizilerek devam edilecekti. Ancak yönetmen Erden Kral yavaş hareket etmişti. Çekimler başlayalı 16 gün olmuştu fakat Urfa'da olunması gereken zamanda hala Ayvalık'ta çekimler devam ediyordu. Bunun üzerine Yılmaz Güney devreye girdi ve filmin çekimlerini iptal etti. Birkaç gün sonra Yılmaz Güney Muş'ta annem hasta diyerek izin alıp İstanbul'a yeni bir yönetmen arayışı için geldi. Zeki Ökten düşünmüştü ancak o Dağ filmiyle meşguldü. Atıf Yılmaz da o dönem olmaz demişti. Bir yandan da Yılmaz Güney'in gerçekten Muş'a gidip sıkı yönetim komutanlığı tarafından izin belgesi imzalatması gerekiyordu. Ve yönetmen bulamayınca Yılmaz Güney filmin çekimlerini tamamen iptal ettiğini açıkladı. Muş'a gidip imzalarını halletmesi için de Tarık Akan'dan arabasını istemişti. Akan arabasını Güney'e vermiş, evine dönerken bir gazetede Şerif Gören'in hapishaneden çıkacağı haberini okumuştu. Şerif Gören de o dönem diske bağlı bir sendikaya üye olmaktan hapisteydi. Tabii Şerif Gören'in hapisten çıkacağını hemen Tarık Akan Yılmaz Güney'e haber veriyor ve Şerif Gören hapishaneden çıkar çıkmaz onu bulup film hakkında konuşmaya, filmden bahsetmeye başlıyorlar. Şerif Gören senaryoyu okuyarak 11 mahkumun film için çok fazla olduğunu, bunun 6 mahkuma indirilmesi gerektiğini söylüyor. Yılmaz Güney de istersen sahneleri yırt at, senaryo senin elinde, yeter ki şu filmin çekimlerini hemen başla diyerek cevap veriyor. Filmin adını da Yol olarak değiştirirler ve sinemamızın çok değerli Yol filminin temelleri atılmış olur. Ancak bir sıkıntı vardır ki Tarık Akan dışındaki tüm oyuncular filmin çekimlerinin iptal edilmesi ve yeniden başlamasını protesto ederek filmde bir daha rol almak istememektedirler. Dolayısıyla yeniden oyuncu arayışlarına başlanır. Halil Ergün'e Mehmet Salih karakteri teklif edildi hemen. O da senaryoyu severek kabul etti. Filmin set amiri Necmettin Çobanoğlu Ömer'i, Yusuf'u Tuncay Akça, Mevlüt'ü de Hikmet Çelik oynamıştı. Seyit Ali'yi de Tarık Akan oynayacaktı. Seyit Ali'nin karısı rolü için de Şerif Sezer seçilmişti. Fakat Güney'in yazdığı bu senaryo sıkı yönetim dönemine aitti ve bunu çekmek bir hayli zor olacaktı. Filmdeki Bursa otogarındaki operasyonu çekmek için imkansızlıkların aşılması gerekiyordu ve bu sıkı yönetim ortamında bu da imkansızdı. Bu yüzden Gören senaryoda bayağı kırpmalara gitti ve filmin son halini Yılmaz Güney okuttuktan sonra çekimlere
başlandı. Önce İstanbul'da başladı çekimler, sonra Bursa'ya geçeceklerdi. Çekimler için her gittikleri ilin sıkı yönetim komutanlığından izin almaları gerekiyordu. Ancak Bursa'da izin alamadılar. Bu yüzden Bursa'daki çekimler gizlice yapılmıştı. Sonra Konya'ya geçtiler fakat burada da sorunlar peşlerini bırakmamıştı. Konya Sıkı Yönetim Komutanlığı derhal ili terk edin dedi gecenin bir yarısı. Ancak gece sokağa çıkma yasağı vardı ve ekip terminalde mahsur kaldı. Bunun üzerine Konya Otogarı'nda kapatıldıkları salonda çekim yaptılar. Buradan ekip Bingöl'e geçti. Bir sahnede Seyit Ali'nin fırtınaya yakalanıp donma tehlikesi yaşaması gerekiyordu. Ancak Bingöl'deki hava durumu buna çok da uygun değildi. Hiç kar yağmamaktaydı o sırada. Bu yüzden fırtına sahnelerini çekebilmek için bütün ekip akşamları kayak evinde saatlerce çalışarak strafor tabakalarını rendeleyerek çuvallara dolduruyorlardı. Karlı sahneler bu şekilde bu straforları pervanelerin önüne koyup tipi görüntüsü yaratılarak çekilmişti. Ekip buradan Diyarbakır'a geçecekti. Tarık Akan'sa çekimleri bitmişti ve cezaevine giderek Yılmaz Güney'e bir bir çekimlerin nasıl geçtiğini anlatıyordu. Hatta ağladığı sahneyi de anlatınca Yılmaz Güney olmaz, Seyit Ali ağlamaz, sen başından beri Seyit Ali yanlış oynamışsın demek ki dedi Tarık Akan'a. Tarık Akan da Seyit Ali'nin gayet de ağlayabileceğine ikna etti Yılmaz Güney'i ve Yılmaz Güney de kurguda Tarık Akan'ın ağladığı sahneleri kesmedi. Ardından Halil Ergün'ün oynadığı Mehmet Salih karakterinin çekimlerine başlandı ve tren sahnelerini çekmek için 3 gün boyunca Kurtalan'a gidip gelindi. Ayrıca filmde kullanılmak üzere Diyarbakır garajında çift kamera kullanılarak belgesel tadında görüntüler ortaya çıkarıldı. Diğer çekimlerde ufak sorunlar çıksa da halledildi ve en son İstanbul'a dönüldü. Ekibin İstanbul'dan çıkışından beri 40 gün geçmişti ve 33 gün boyunca çekim yapıldı. Filmin yarısından fazlası hazırdı. Artık Büyükada'daki İmralı çekimleri yapılacaktı. Ve bağlantı sahneleri, görsel içerikli sahneler için 8 Mayıs'ta tekrar yollara düşüldü. Adana Garajı, Gavur Dağları çekimleri de yapıldı. Maddi sıkıntılardan kaynaklı 3 ay ara verildikten sonra son kalan sahne Kuyumcu Soygunu'nun çekimleri yapıldı ve film tamamlanmış oldu. Ancak sıkıntı yeni başlıyordu. Sıkı yönetim altında olan bir ülkeden bahsediyoruz ve bu ülkede bu filmin montajı yapılsa dahi gösterilmesine izin verilmeyeceği herkes tarafından bilinen bir gerçekti. Filmin ham görüntüleri İsviçre'nin Zürih kentine kaçırıldı. Bu sırada Yılmaz Güney de Isparta yarı açık cezaevinden izinli olarak ayrılarak firar etti. Antalya'nın Kaş ilçesinden Yunanistan'a bağlı Meis Adası'na, oradan da İsviçre'ye gitti. Eşi Fatoş Güney de oradaydı ve filmin görüntülerini ilk defa evde birlikte izlediler. İsviçre'nin Divonne kentinde kaldıkları evde kurgucu Elizabeth Welchli filmin kurgusunu yapmaya başladı. Şöyle bir durum vardı. Yılmaz Güney İngilizce bilmiyordu. Kurgucu da Türkçe bilmiyordu. Buna rağmen filmin kurgusu da bitti. Yılmaz Güney 1982 Mayıs ayında düzenlenen Cannes Film Festivali'ne yetiştirmek istiyordu filmi. 3 saatlik filmi 2 saat 5 dakikaya indirgeyerek festivale başvurdu. Ancak festival 2 kere filmi geri çevirdi çünkü filmin gereğinden fazla uzun olduğunu ve 15 dakika daha kısaltılması gerektiğinden bahsettiler. Yılmaz Güney filmi yeniden kısaltma yoluna gitti. Ancak hikayeler birbiriyle bağlantılı olduğu için sıkıntı oluyordu. Ne yapsa kısalmıyordu. Yapacak tek bir şey vardı. Diğer mahkumlardan daha farklı bir hikayesi olan, Ayyaş olan mahkumun hikayesinin tamamen filmden atılması gerekiyordu. Böyle de yapıldı ve film 15 dakika daha kısalarak 1 saat 50 dakikaya inmiş oldu. Ve film festivalin ilk gününe hazır hale getirildi. Festivalde Yol filmi gösterime girdiğinde Yılmaz Güney'in Avrupa'daki hayranları da salonu tıklım tıklım doldurmuştu. Hatta dışarıda kalan izleyiciler de olmuştu. Yoğun bir ilgi vardı filme ve herkes tarafından çok beğenildi. Ve ödül töreni geldiğinde Altın Palmiye ödülünü alarak tüm dünyaya adını bir kez daha duyurmuş oldu Yılmaz Güney. Yol filmi festivalin ardından birçok ülkede gösterime sunuldu. Türkiye'de ise 1 Ekim 1993 yılında Abdi İpekçi Spor Salonu'nda kötü koşullar altında ve yarı aydınlık bir ortamda izleme şansına sahip oldu insanlar. Filmin gösterime girmesi içinse imaj stüdyoları tarafından restore edildikten sonra 1999 yılını beklemek gerekiyordu. Evet, nasıl çekti ya da nasıl çekildi serimizin bu haftaki filmi Yılmaz Güney'in Yol filmiydi. Sizler filmi izlediniz mi? İzlediğinizi varsayıyorum ama eğer izlemediyseniz de izlemenizi öneriyorum ve film hakkındaki düşüncelerinizi de benimle yorumlar kısmında yazarak paylaşabilirsiniz. Bu videoyu da Yılmaz Güney seven arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın.